son günlerde konuşulan Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarıyla sizden dinlemek istiyorum. Faiz nedir? Riba nedir? Nas nedir? Kısaca. Evet. O faiz aslında bizde erkek adıdır. Faiz Türkkan var. Faize de kadın adıdır. Faiz feyizlendirmek, nurlandırmak, bereketlendirmek, artırmak. İyi bir şeymiş bu. Evet, iyi bir şey. Niye kötü kötü diye bir bu topluma bunu söylüyorsunuz? Yıllardır siz Müslümanlar böyle söylüyorsunuz. Peki. Faize karşıyız diyorsunuz. Bir kadına mı karşısınız? Ne oluyor ya? Peki berbat ne demek? Berattan gelmiyordur. Yok, kesinlikle. Berbat. Yani kötü ya, demek. Başka berbat ettin. Evet, kötü yaptın. Yanlış şöyle. Ber devamlık ifade eder. Bat. Bat da banyo demektir. Sürekli banyo yapan tertemiz demektir. Niye biz berbat diyoruz? Galata meşhur. Vallahi ya. Berbat İngilizce değil o mi? O zaman Recep Cumhurbaşkanı Farsça. Farsça da. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan faize karşıyım dediği anda yanlış söylüyor. Bir kadına karşı olduğunu söylüyor. Bir dakika. Hocam nedir? Konu nedir? Ciddi bir konu bu. Ben şimdi ciddi anlamda bunu söylüyorum. Bu Kur'an'da nas dediğiniz vahiy ile belirlenen kural demektir. O da iki türlüdür. Muhkem nas tek bir yorumu vardır. Müteşabih nas onu zamana ve şartlara göre yeniden yorumlamanız gerekir. Çerçevesini çizmiştir. Bu ona dahil mi değil mi onu ilmel yakil, hakkel yakin yorumlamanız gerekiyor. Muhkem nas her zaman her yerde herkes için geçerlidir. Demek ki nas kelimesini de mezhepler arası farklılık müteşabihlerde vardır. Muhkem nas ile sabit bir konuda içtihat da olmaz. Yani görüş ayrılığı olmaz. Olamaz. Allah birdir dediğinde o öyledir. Yani bana göre o bir şey, öyle bir şey yok. Faiz kelimesi bu işi Türkçeleştirirken yapılan bir hata. Riba tanımı var. İslam'da da riba en son haramlardan biridir. Yani Peygamberimizin o son veda haccı hutbesinde vefatından önce yaptığı son hac ziyaretinde oraya gelen Müslüman sahabilerden biri hala riba işi yapıyorlardı. Arafat'ta vahiy geldi Cebrail Peygamberimize. Bundan sonra yok dedi. Peygamberimiz de o işi yapanların yanına gitti. Dedi ki bundan sonra riba bitti. Ve şu anda kaldırıyorum dedi. Para satmama olaydı. Parayla para kazanmama. Ama o para kendisi bizatihi değer taşıyan. Yani banknot değil. Kaime değil. Değeri kendinden olan bir para. Ne demek hocam? Yani şu anda bizim kağıt paranın üzerindeki rakam gerçek bir değer ifade etmiyor. O piyasa belirliyor. Şöyle diyeyim. 100 lirayı şuraya koyun. Bunun değeri 50 kuruştur. Yani. Ama 1 lira şu anda 1 liranın değeri imalatı %135 kuruştur. Tamam. Maliyetler o. Tamam. Ama altın paraysa, gümüş paraysa kendisi değer ifade ediyor. Bunun da tanımlanmış bir değer. Yani bir gramdan 10 tane gram altın alırsam senden, 3 ay sonra borcumu öderken 10 tane gram altın vermem lazım ama 18 mi 24 mi onu da bileceğiz. Bu biliniyor hocam. Yani genel şimdi, olarak ben şimdi, şunu soracağım o zaman. 100 liram var. Türkiye'de de işte şu an %20 enflasyon var. TÜİK'in açıkladığı. Faiz de %15. Paramı bankaya yatırdım. Gelecek ay 115 lira aldım. Dinen uygun. Şimdi bir defa o banka bir riba kuruluşu. Onu bilelim. Yani onun gelir getirme metodu meşru bir temele oturmuyor. Ve bu sadece para değeriyle ilgili değil. Yaptığı yani neden o geliri elde ettiğine de bağlı.
Niye onlar da mesela ticari kredi veriyor, işletmeler iş yapsın sadece diye? Sadece para işte verdiği krediden şarap mı üretti, başka bir şey mi üretti? Şimdi onun için bir takım sorunlar da yaşanmış oluyor. Şimdi burada enflasyon eşittir faiz, riba değildir. Sorunu çözdük mü? Paranın değerini korumuş olduk. Tamam. Nasıl koruyacağım? Bankaya yatırabilirsin. Bankaya yatırabilirsin. Alabilirsin. Mesela, hayır diyor. Öyle demiyor ya. Bakın enflasyonun altında ise teşviktir zaten. Enflasyon eşittir faiz, riba değildir. Tamam. Ama bu o bankanın bu konudaki disiplini sadece paranın değeriyle ilgili değil. Mesela Citibank bu paraları helal ya da mübah fonlarda değerlendiriyor. Yani sizin paranızı alıp domuz ticaretinde değerlendirirse, oraya kredi fonu olarak aktarırsa, siz başka banka ilişkisinin içerisinde nasıl başka... Nasıl diyeceksiniz? Ben bir müşteri olarak gittim işte o bankadan. Siz oraya para yatırdınız. Ben de gittim müşteri aldım. Gittim domuz çiftliği kurdum. Yani ne bilecek onu? Yani bakın, banka da bilemez bunu. Bakın Citibank bunu ayrı bir fonda tutuyor. O fonun o yatırımcı kredi isterken yapacağı işin helal sertifikasını getiriyor. Bu Yahudiler içinde de aynı şekilde koşer standardı var. Bizde helal standardı yok, mübah standardı var. Haram olmama. Yani dini açıdan günah olan helal ayrı bir şeydir. O Yahudilikte var. Bizde mübah. Haram değilse bunun da zulüm, bunun da haksızlık, bunun da fıtrata müdahale edilmiyorsa genel eve de... Peki nasıl alacağım ben bu parayı? Bankaya yatırmayın diyorsunuz. Yatırım diyor. Yatırmayın ya. Demedim. Demiyor bir de. Ya, vallahi anlamıyorum. Domuz ticareti yaparsa... Hayır öyle demiyor. Diyor ki... Başka bir Citibank örneğini verdim size. Ya da katılım bankası diye. Eğer bunu siz kendi banka muhasebe sistemi içinde artık çok kolay bilgisayarla bunu yapabiliyorsunuz. Bunu yönetemiyorsanız o zaman bir yandan şimdi Vakıf Bank var, bir yandan Vakıf Katılım Bank var. Bir yanda Ziraat Bankası var, Ziraat bir yanda var. Ziraat Katılım Bankası var. Önceki faizsiz finans kuruluşu adıydı. Şimdi. Dediler bu bankacılık yasası, sürekli iki tür yasa çıkartmayalım. Bankacılık yasasına dahil edelim bunu. Ha bir tanesi helal fonlar yönetmiş olsun. Demirören'e kredi veren hangisiydi? Ziraat. Katılım değil değil mi? Katılım bence. Yani belki de ziraattı. Buradaki formül şu. Enflasyon eşittir faiz, riba değildir. Faiz hocam, enflasyon da faizin sonucudur. Çok kısa. Üçüncüsü de uluslararası sistemin paranın değerini manipüle etme riskini görmeniz gerekiyor. Bütün convertible paralar FED merkez alınmak kaydıyla mirengi noktası alınmak, rezerv para olduğu için. İkincisi de aktüel değerini bütün dünyadaki convertible paraların LIBOR belirler. Yani Londra Finans Borsası hocam, her sabah bütün paraları şu fiyattan alıyorum, şu fiyattan satıyorum. O parayı bana getirirsen şu faizi veriyorum. Bu parayı benden istersen de şu faizi istiyorum diye açıklar. Dünya finans piyasasını belirler. Burası belirler. Sizin merkez bankanız, işte bunu bir türlü oturtamıyoruz. LIBOR artı, LIBOR eksi. Yani teşvik uygulayacaksanız LIBOR eksi. Ya da LIBOR artı belli ülke paralarına karşı kendi paranızı korumak için değer biçebilirsiniz. Yani Cübbelahmet Hoca doğru söyledi o zaman bu konu hakkında en azından. Yani bakın olayı yanlış söyledi demeyeyim de doğruyu bütün olarak söylemeyince bunun da kuralı şu. Efradına cami, avyarına mani. Yani eğer faizi konuşuyorsanız enflasyonu, enflasyonu konuşuyorsanız LIBOR'u ve bunu dünyada ölçümleyen, yönlendiren mekanizma FED ve LIBOR'u hesaba katmak. Sorum şu hocam. Bir dakika, lütfen bir dakika. Kaçırırım. Kaçırmazsın. Vallahi kaçırırım. Soracağım. Bir sorarım, tamam. Aramda çok tam programı sen yönetiyorsun. Kısa ya, çok tamam, kısa. Hocam evet hayır. Sigara haram mı? Yani bakın şimdi bu evet, insanlık... Diyanet haram dedi. Ben soruyorum size. Bakın bir defa israfa sokuyorsanız faydasız ilimden Allah'a sığınırım diyen bir peygamberimiz var.
soğan yiyen meclisi de girip başkasını rahatsız etmesin diyen de. Ben hiç sigara içmedim ve sigara içen birisi, sürekli içen birisi gerçekten yanında otururken genzim yanıyor. Rahatsız oluyorum. Ha şu var, şimdi bu tür soruları niye durdum birden cevap vermedim? Şeker sigaradan daha zararlı. Zaten haraplasanız oraya geleceğim de. Tamam. İşte ben de 30'lara düşmemek için. Yani esrardan da daha zararlı. Sigara da şeker. Esrar. Şeker. Yok esrar. Aklı zail ettiği için haramdır o. Bakın ama o kenevirden seccade yapıp ben Diyanet İşleri Başkanı'na hediye ettim. Benim evimde de seccade kenevir. Kendiliğinden haram değil. Onu doğru kullanırsanız psikotrop rahatsızlıklarda bir takım hatta ticari olarak doğru kullanırsanız her anlamda doğru kullanırsınız. Yani Afyon diye bir şehrimiz var. Ekmek yapıyoruz. Afyon'da ne üretiyoruz? Alkaloid fabrikasında haşhaş diyor onlar. Afyon üretiyoruz, eroin üretiyoruz ama bunu bir maksatla kullanıyoruz. Hayır, ekmeğe kullanılıyordu. Haşkeş ekmeği evet. De var. Yani şimdi bu kendiliğinden haram olan şeylerle etkisinden dolayı haram olan şeyler farklıdır. Yani cebinizde tütün oldu diye namaz kılamaz değilsiniz ama şarabı cebinize koyup kılamazsınız. Üstünüze eroin dökülse namaza mani değil ama şarap dökülse namaza manidir. Anlatabiliyor muyum? Ya yani bazı şeyleri... Ben anlamadım hocam. Sigara işte, haram mı diyeyim ya? Basit. Şimdi sigara israf diyorsanız bir şey ya kendiliğinden haramdır ya neticesiyle haramdır ya da dolaylı bir takım etkileri sebebiyle haramdır. Anlatabiliyor muyum? Sigarayı bir defa faydasız diyorsanız, faydasız bir şeye para verdiğiniz için israf ettiniz. İsraf haramdır. Eğer insan sağlığına zararlıysa, ki ben zararlı olduğunu düşünüyorum, işte burada demin ben muhkem nas müteşabih nas iştihada giren, iştihadi haramlar başka türlü değerlendirilir. Ama muhkem, şimdi İlk örneğimde söyledim. Bakın bu buna dahil mi? Bu israf mı? İsraf. Haram o zaman. Size göre. Siz israf değil mi diyorsunuz? Değil diyorum. O zaman öyle. Bakın o zaman öbür dünyada, bu dünyada tartışıp durduğunuz şeylerin hakikatini Allah size öbür dünyada gösterecek. Siz oraya... Gösterinceye kadar bana biri göstermeyecek mi, söylemeyecek mi? Ha, öbür dünyası var işte bir de onun. Onun hesabını vereceksiniz. Bana ben sigara içmeyi gerçekten çok tehlikeli, zararlı o şekilde görüyorum ama bu muhkem nasla apaçık bize bildirilmedi. Zararlı konuştuğumda şüphe yok zaten. Etkileri dolayısıyla biz bunu yorumluyoruz. Şimdi burada Deli Pak buna haram dedi diye haram olmaz, helal dedi diye helal olmaz. Bana göre lesitin de çok büyük bir risktir. Bütün uzun ömürlü gıdaların içinde vardır. Şimdi alıyoruz. Alıyoruz, yiyoruz. Dondurulmuş yiyecekler. Yani risktir. Ve ben bu riskin, ha siz derseniz ki eğer ben buna bağımlıyım, bunu bıraktığım zaman başka sorunlar yaşıyorum, doktor raporuyla. Onun sınırını aşmamak kaydıyla aç kalmışsan domuz eti de yersin. Ama o ne güzelmiş diye fazla yersen yine haram olur. Ama yaşayacak ama yemiş kadar oldu. Ama yaşayacak kadar yersen sorun yok. O zaman yaşayacak kadar domuz eti yenilebilir dedi Abdurrahman Dili Pak. Yok zaten şey bunu ben dedim. Yok bir şey dememişim. Ben genel olarak şimdi adam mesela gidip bir gece yaşayabilecek kadar domuz eti yiyebilir. Abi yiyecek hiçbir şey bulamazsın yok ya. Allah Allah. Alternatif yok. Gece yarısı 12'den sonra nereden? Haydi. Yani buyur abi. Sen şey sonra git. Ya bunları sopalık ya. Ne diyeceksin şimdi? Allah Allah. Hocam. Şimdi Erdoğan Cübbeli'nin açıklamasından daha sansasyon. Erdoğan ama ben söyleyeyim manşet hazır. Ne? Sigara haramdır dedi. Demedi. Ya dedi. Demedi. Ya siz çünkü zaten, şekere geleceğimi anladım. Çok zeki hocam. Ben kime fahişe dedim. Halkın Kurtuluş Partisi diyor ki bu onur yürüyüşüne katılanlara fahişe dedi diyor. Suç duyurusunda bulunuyor. Gazeteciler Cemiyeti diyor ki bu LGBT'ye hakaret etti diyor. Beni cemiyetten ihraç ediyor. AK Parti bana dedi, bana dedi diyor. O da sana 100 bin lira kilitliyor. Kadem de diyor ki yok yok bana dedi, bana. Hocam Diyanet'le arası açılmasın diye direkt haram değil demedi. Evet, ya, haram dedim diye haram olmuyor. Benim diyemem diyor bunu. Hocam
Şimdi... Ya böyle zor sorular sormayın. Ya, benim niye böyle... bu basit bir soru hocam? Yok ya şimdi bu her tarafa çekilecek bu. Şimdi önce Gerçek TV izleyicileri ya yaklaşık olarak 10 bin üzerinde bir izleyici izledi. Ortalamada 1100 kişi aynı anda canlı yayında izlendi. Beğeni oranı 267 bir ayıptır. Yani burada emek harcıyoruz. Manipülasyon yapıyor falan. İki, bana diyorsunuz ya, ki Abdurrahman Diripak Hoca'nın çok böyle kilit yerde söyleyeceklerini soru sorarak kestim. Sen de derin adamsın diyorlar bana şimdi. Tabii, estağfurullah. Abi, neyse. Şimdi... Hayır, lütfen, sadece Diripak'ı kessen razıyım. Herkesi kesiyorsun zaten. Lütfen Süper Chat, Süper Sticker'dan destek olmayı, abone olmayı, katılmayı unutmayın. Ve beğenmeyi de. Sevgili hocam, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜİK faizi var %21.3 Kasım ayı itibariyle. Ama biz hepimiz biliyoruz ki sokaktaki faiz TÜİK'in faiziyle aynı. Enflasyonu çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Enflasyonu aynı değil. Erdoğan da doğal olarak faizi düşüreceğim dedi. %15 yaptı. Şimdi ben bir Müslüman olarak bankaya gittim. Varsayalım diyorsun. Varsayalım. Bir Müslüman olarak. Gittim bankaya %15'te paramı yatırdım. Ama benim paramı 3 ay sonra faizini aldığımda doğal olarak 3 ay sonra benim param yaklaşık olarak TÜİK'e göre %21.3 değer yitirmiş olacak. Sokaktaki gerçeğe göre 50 yitirmiş olacak. Ve ben paramın değerini koruyamadım. Bundan Erdoğan mı sorumlu? Abiciğim bakın Kur'an-ı Kerim daha faize gelmeden ölçüyü, tartıyı düzgün tutun diyor. Adalet terazisinde düzgün tutacak. İşte nereye sağa sola kaydırırsanız ona göre koruyorsunuz zaten. Yani bu ölçü derken de sadece metreyle ölçülen şey değil, enflasyonu ölçerken de, faizi belirlerken de, bu eğer faizi enflasyonu dengelemek için kullanıyorsanız adalet. Mesela Erbakan asgari ücreti belirlerken ne dedi? Biz dedi yeni bir sistem getireceğiz, eşel mobil dedi. Eşel mobil ne? Biz dedi 3 ayda bir enflasyona göre ücretlerde... Bir yıl sonra değil yani. Yani çünkü sürekli dalgalanıyor. Şimdi ona benzer işte emekli maaşlarını 6 ayda yapıyorlar. Bir ayarlamayı... O eşel mobil sistemdir. Şimdi bu aslında o enflasyon... Yalnız burada sizin TÜİK mi, Merkez Bankası açıklaması mı, İstanbul Ticaret Odası açıklaması mı, kime göre? Yani... Ama bu devlet, ölçüyü, devlet TÜİK'e göre yapıyor. Ölçüyü eğer oynuyorsanız, dün mesela Erol Yarar'la beraberdim. Erol Yarar diyor ki şimdi herkes bugünkü rakam üzerinden dışarıya fiyat verdi ihracatı için. Eğer siz yarın bunu ona çekerseniz... Battı herkes. Bu defa ihracatçı, şu anda ihracatçı büyüyor ya, ihracatçı batar diyor. Ne olur diyor, kimse müdahale etmesin. Tabii piyasa, olanı... Piyasa kendi kuralını koysun. Tabii dengeleyelim. Tabii bir denge yakalayalım. Bu 10'da kalacaksa 10'da kalmalıydı. Bunu sen bugün... Bir sürü karmaşık işler var. O kadar doları alacak TL'yi kim nereden buldu? Vatandaş. Nereden buldu? Çok basit ki aslındaki paraya gitti. Yok, dedi ki dolar çok yükseliyor. Çünkü nedeni bir dakika, şu. Bir dakika bir şey. Yok, ama bir şey söyleyeceğim burada. Değil. Türkiye her yıl 750 milyar dolarlık bir ticari şeyi yönetiyor. Faaliyet yapıyor. Bunun %10'u tasarruf olarak dönüyor. 75 milyar dolar. Bunu Türk lirasıyla çarp. Ve insanlar şimdi bu parasını 2-3 yerde kullanacaklar. Bir, mülk alacaklar. Arsa alacaklar. Ev alacaklar. Altına yatıracaklar. Ya da gidecekler faize yatıracaklar. Bir yere parasının değerini korumak için. Araba alacaklar. Ve döviz hepsinden daha çok kazandırıyor. Gidip doğal olarak o tasarrufu oraya yatırıyor. Bakın bir anda o kadar dövizi alabilmeniz için bir TL hareketi gerekiyor. Bu Anadolu'daki döviz bürolarından yapılan işlem değil. 3 Aralık'ta piyasaya sürülen para 5 trilyon. İşte bu para... Şey, yani basılan para ama bir şey söyleyeyim. Biz de bir konuşuruz. O hocam para, bir şey söyleyecek. Kime gitti? Yani birileri bu işin böyle olacağını düşünüp düşük fiyatla döviz alıp satın alınca da vatandaş da yükseleceğini biliyorlar mı? Yükseleceğini biliyorsa. Ama ben bilebilir miyim mesela bunu? İşte ben başka bir şeylerden... Yukarıdaki, oradaki en kararı kim alıyorsa o biliyor. Dolar yükseldikten sonra da kısa vadeli borçlanmayı
bu defa doları kim sattı? İşte onu kim biliyordu? Şimdi ben size küçük bir örnek vereyim. Dün bir iş adamı arkadaşımla beraberdim. Hocam dedi ya işte, mal varlığı var, sıkıntısı yok. Ama alacağımı alamayınca borcu ödeyemiyoruz. Personel şeyde yani nakit parayı kontrol edemiyoruz dedi. Yani çok ciddi sıkıntı. Bu da bütün işleri alt üst ediyor. İşte ani para gerekince arabalar da falan hemen satılıyor ya. Arabayı satıp hemen işte başka bir araba kullanınca dedikodu yapıyorlar. Vay, jipini sattı. Bunun sıkıntısı var galiba. Bir de parayı ödeyemezsen dedikodu çıkacak. Bir tekrar diyor jip aldım. Yani 1 milyon üstünde bir jip. Krediyle aldım diyor. Bu arada yani personel ödemesi olacak. Alacağım alamasın, borcumu ödemesin, itibar zaten hassas dengeler üzerinde çalışıyoruz. Mal varlığı da var. Bankadan 4 milyon lira da şey alınmış. Kredi alın. Yani hiç olmazsa itibarımızı koruyalım. Koruyalım. Panik havası doğmasın. Pat diye bu döviz olayı oldu diyor. Benim 1 milyon 100 bin liraya aldığım jip şimdi 1,5 milyon lira diyor. Bu şu kısa süre 15 gün 20 günlük hikaye. O 4 milyon lirayı da TL olarak kısa vadeli borç almıştım diyor. Şimdi dolar olarak çevirdim. Değeri %25 benim lehime sonuçlandı. Yani ben 3 milyon lira ödeyeceğim bankaya diyor. Yani. Tamam. Ve benim şu sadece 15 günde kazandığım para. Kazandığım para 1,5 milyon lira civarında. Ve ben taş atıp kolumu yormadım diyor. Ama bunu da çok övünerek söylemiyor. Ama bu birinin cebinden çıktı diyor. Ama ben diyor sabah babası hasta. Gece gündüz koşuyor. İki tane işte ayakkabı üretiyor, ambalaj üretiyor, bir şeyler yapıyor. Gayrimenkul işi yapmaya çalışıyor. Gece gündüz çalışıyoruz diyor. Zarar ediyoruz diyor. Yani şimdi bakın bu tür manipülasyonlar ha bu orta ölçekli. Ya daha büyükler bunu bu çalkantı bir anda durulmuyor. Peki hocam yani sizin benim anladığım yanlış anlamıyorsam doların böyle oynak olacağı yükseleceği biliniyor muydu? İçeriden de dışarıdan da bu tür şeyler. Bakın davul çalarak geliyor herkes. Yani The Economist'e de bak, Time'a da bak. Davul çalarak geliyorlar. Bu aşılar, bunlar. Yani son zamanlarda birileri artık bazı şeyleri saklamıyor. Yani Türkiye'nin ne zaman ödemesi var? Bunlar görülebiliyor. Şimdi burada ters giden, siz dediniz ki TÜİK rakamlarında düşük gösteriliyor. Peki yani %35 gösterirse, enflasyon kadar emekliye zam yapması gerekirse, öyle olması gerekir. İşçiler de yılbaşında işverenden enflasyon kadar zam isterse istesinler. Ülke batar. Ülke batar değil yani. Ya bir sen batar da adamın alım gücü düştü %35. Tamam da. Ne olacak ülke batar diye ne yapacağız? Yoksul mu olsun insanlar? Yok, yok ben bu doğrudur diyemiyorum. Şimdi real politik diye bir put var. Bunu emekli sandığının fonları da Maliye Bakanlığı'nın rasyonu. Bir defa ayarı bozdunuz mu? Trafikte böyle bir salladınız mı hiç? Ya, tabii ki canım bazen gidiyor. O kadar kolay toparlayamıyorsunuz. Toparlayamıyorsunuz. Şimdi maalesef böyle bir süreç yaşandı. Ve bu süreci yılbaşından hemen sonra ocağa ilk haftalarında dengelemeleri lazım. Tutturamazlarsa zaten çok büyük bir fatura ortaya çıkar. Tutturdular mı? Hayır sağlanmadı. Şu anda başka bir şey yapıyorlar. Büyük mağazalara maliyetine satış yapın dediler. Önce zarar falan dediler, ceza yazmaya kalktılar. Sonra dediler ya kriz var. Siz de yani 3 ay kar etmeyin. Tamamlar da benzini maliyetine satsınlar. Şimdi karıştırman ya hemen de karıştıracaksın. Şimdi dedi adam. Ya bir dönem bunu Albayrak döneminde de yaptılar biliyorsun. Sizin iyi niyetli ya da çözüm diye masaya getirdiğiniz şey piyasaya nasıl yansıyor? Şu anda 28 lira olan yağı yanılabilirim rakamları da. Öbür taraf
20 liraya mı 22 liraya mı veriyor? Şimdi bir o büyük zincir mağazalar aldığı fiyattan veriyor. Ama bakkal aldığı fiyata kar verip koymazsa geçimini sağlayamaz. Ama bu defa herkes o büyük mağazaların önünde kuyruk oldu. O bakkal da dahil. Tabii ki. Çünkü adam yani bunlardan bir tanesinin şube sayısı 10.000'in üzerinde. Bir tanesi 6.000'in üzerinde. Adam 50 teneke yağ almıyor bakkalda olduğu gibi. 500.000 teneke de almıyor. Bir yıllık bağlantıyı senin Ukrayna'dan ayçiçeği ithalatına kadar gidiyor ucu. Tamam. Ha, şimdi bu yine bakkalı vurdu. Vatandaşı koruyayım derken esnaf batıyor. Esnaf da yarın yani tabii vatandaşı olan... nasıl koruyor hocam? Marketlerde şu an bütün fiyatlar uçmuş vaziyette. Süt ürünleri işte yarından itibaren facia duruma geliyorum. Ama Erdoğan hepsine talimat verdi. Stokçuların hepsini vereceğiz diye. Fiyatları alakası yok ya. Fiyatları tekrar aşağı düşürdüler. Bugünkünü söylüyorum size. Yüksek rakamların hepsini temel ihtiyaç maddelerinde aşağı tabii dengeyi bozdunuz mu? Bakın bozdum o başka canım. Bir şeyi vurdu bu defa. Millet orada kuyruk oldu. Sen sorunu çözeyim derken mal bulamıyor. Kuyruk 2-3 tedarik zincirini fotoğraf bile kötü çıkıyor bu durumda. Sen o bu defa bakkal da kuyruğa giriyor. Çünkü kendisi toptancıdan aldığı fiyattan daha ucuz. Daha ucuz. Kendi yağını gidiyor kuyruktan almaya kalkıyor. Dengeyi bozdunuz mu? Toparlayamazsınız. İşte tekrar o marketler için denge bozulmaz ki hocam. Bunu zararla satıyorsa karını bundan çıkartır. Bir bakın, şey değişmez ki. Biz bunu daha pahalı alırız. Bakın o temel ihtiyaç değilse, o da onu öyle yapıyorsa, alıcısı da varsa piyasa öyle şekillenir. Dengelenir. Bütün mesele ben burada dengeden söz ediyorum. İnsanları bu fiyatı böyle sat diye değil. Sen buradan kazandığından bir fonu buraya aktarabiliyor musun? Ona bak. Yani üretim yapmıyorsan ve bu rekabet edebilir bir seviyede değilse, kalitesi sorunluysa tutturamazsın. Kalite varsa, fiyat uygunsa, üretim de seninse, dışarıdan ithalat şimdi verir, yarın değiştirir seni, oynarlar seninle. O zaman bu sisteme devletin müdahale etmesi gerekmez. Devletin gözetleyici olup yanlış yapanı hukuk yoluyla düzeltmesi gerekir. Siyasi yoldan düzeltmeye kalkarsan başka manipülasyon ortaya çıkar. Peki şimdi biz bir değişikliğe gittik. Yani işte Çin modeli bilmem ne. Dolar 14 lira görünce. Ama Ekim ayında yayınlanan orta vadeli bir rapor vardı. Hiç bunlardan bahsetmiyordu hocam. Ya bahsettiği bir sürü rapor var. Yani Dünya Sağlık Örgütü raporu da var, aşılarla ilgili raporu. Yani biz işte bunu planlıyoruz, ya, Çin modeli yapacağız, ucuz işçilik olacak. Bilmem ne bunlar yok ki yani. Evdeki hesap çarşıya uymaz eğer siz sadece bir vizyon çizmek için bunu yazmışsanız. Türkiye, bölge, dünya gerçekleri ya kısa, orta ve uzun vadeli planlarınızı yazıp bitirmek değil, sürekli izleyerek revize etmiyorsanız tutmaz. Zaten Devlet Planlama Teşkilatı devre dışı kaldı. Sürekli olarak süreci kontrol edecek olan denetim mekanizmasında da bir zafiyet var. Sorun çıktığında şikayet edeceğiniz Sayıştay ve denetimi de bir ölçüde, yani kaldırılmadı Sayıştay ama durum ortada. Dolayısıyla siz alarmları söküyorsanız hataları da zamanda göremezsiniz. Peki. Sonradan düzeltmeye kalkınca da bu evdeki hesaplar çarşıya uymaz. Kaş yapayım derken göz çıkartırsınız. Hocam siz dediniz ki... Kaçtığınızı zannettiğiniz şeye doğru koşarsınız. Aha.